İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van'da binlerce yıl bozulmadan kalmış kerpiç surlar bulundu. Artsakh Piskoposluğu lideri uyanık olma çağrısında bulundu. Bugün milletimiz zorlu bir sınavla karşı karşıyadır. ABD ve Fransa Bakü ve Ankara'yı uyarıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ni artık sormayacaklar. Savaştan sonra Artsakh'ta açılan Maraşlıyan Stüdyosu ulusal kostümün tanıtımına devam ediyor. Ahalkalak'ta Aşuk Civani adını taşıyan parkın restorasyon çalışmaları başladı. Batı Ermenistan'da kültür, Karin Erzurum'un orijinal kıyafetleri. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Van'da gizemler barındıran arkeolojik ve mimari keşifleri ile arkeoloji dünyasını şaşırtan Zernaki Tepe'de binlerce yıl bozulmadan kalmış kerpiç bloklar bulundu. 4 metrelik taş surları 2 metre daha uzatmak için kullanılan kerpiç sur kalıntıları sağlam olarak bulundu. İçten ve dıştan kesme taşlarla kaplanan, içi moloz taşlarla doldurulan duvarların üzerinin de kerpiçlerle yükseltildiği tespit ettiklerini söyleyen arkeolojik kazı başkanı Profesör Doktor Çavuşoğlu, "Kazılarımızda ilk kez surların üzerinin kerpiçle 2 metre yükseltildiğini gördük. Bu keşif bizim açımızdan çok önemliydi çünkü kerpiçler oldukça sağlam bir şekilde üretilmiş ve günümüze kadar sağlam kalmış." diye konuştu. Artsakh Piskoposluğu lideri Piskopos Vırtanes Abrahamyan, Artsakh çevresinde oluşan duruma atıfta bulunarak uyanık olma çağrısında bulundu. Armen Press'in aktardığına göre Vırtanes Abrahamyan, "Jeopolitik çalkantıların olduğu bu günlerde tüm düşüncelerimiz ve endişelerimiz doğal olarak dünyanın dalgalı denizinde seyreden küçük bir gemiye ve onun sandalına odaklanıyor. İşte o gemi ve sandal Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'tır," dedi. Ruhani lider, "Kayıtsızlığın yıkıcı günahı içimizde o kadar derin kök saldı ki ülkemizin bölünmesi sadece o bölgenin sakinlerini ve bir grup vatansever ve bilinçli insanları üzüyor. Genel olarak o kadar katılaştık ki can pahasına kurtarmış Artsakh'ı barışçıl ve güvenli hayatımız pahasına düşmana bir tepside sunmaya hazırız. Bugün düşmanın canımızı kurtaran o sandal olan Artsakh'ı elimizden almaya ve ardından gemiyi parçalamaya çalıştığını söyledi. Artsakh ile ilgili her türlü gelişme Batı Ermenistan'ın dikkatinde bulunmaktadır. Ayrıca tüm dünyanın sürgündeki Ermenileri birleşmeye ve haklarımızı korumaya ve uluslararası süper güçlerin etkisi altında Batı Ermenistan'ın yerli topraklarını kurtarmaya çağırıyoruz." Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığın sorumlusu olduğunu en üst düzeyde açıkladı ve Bakü ile Ankara'yı Putin'e yardım etmeleri durumunda yalnızca ikincil yaptırımlarla tehdit edilmekle kalmıyorlar. Paris ve Washington'un Rusya'nın Güney Kafkasya'daki savaştaki suç ortaklığına ilişkin açıklamaları emsalsiz. Bu, Nancy Pelosi'nin Yerevan'da Ermenistan Cumhuriyeti'ni Ukrayna ve Tayvan ile aynı seviyeye koyduğunda yaptığı açıklamanın devamı. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın açıklamaları, Rusya'nın bölgedeki yeni ilerlemelerine karşı, ki Rusya zaten saldırgan ilan edildi, tarafların görüşlerini dikkate almadan bile yeterli kaynağa sahip olduklarını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan Cumhuriyeti bunun Washington'un çabalarıyla yapıldığını iddia etmesine rağmen Aliyev'in 13-14 Eylül'de sınırdaki çatışmalar Rusya tarafından durduruldu demesi tesadüf değildir. Uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Zangezur koridorunu zorla kırma planını nasıl durdurduğu henüz bilinmiyor. Ancak Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında Fransa, Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıdı ve Sevr Antlaşması'nı imzaladı. 70 yıldır suçladığı Sovyet antlaşmalarına taraf olmadığı için Fransa'nın zamanı geldi. Kendi tarihine bakmalı ve uluslararası hukuku uygulamak için Batı Ermenistan ile birlikte çalışmalıdır. Maraşlıyan adlı fotoğraf stüdyosunun şubesi Stepanakert'te bir yıldır faaliyet gösteriyor.
Stüdyonun kurucusu Emma Maraşlıyan, Artsakh'ta stüdyo açmanın zamanının Ermeni ulusal kostümünü daha yakından tanımanın mümkün olacağı bir ortam yaratmak olduğunu kaydetti. Emma Maraşlıyan stüdyo hakkında şöyle konuştu. Hedeflerden biri ulusal geleneksel değerlerin korunmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunabileceğimiz ulusal fotoğrafçılığın yaratılmasıydı. Stüdyoyu Şuşi'de açmak istedik. Bu konuda oldukça ilginç fikirlerimiz vardı ve çalışmalara çoktan başlamıştık. 44 günlük savaştan sonra tüm umutlarım ve hayallerim yıkılmış gibiydi. Savaştan sonra hızla karar verdik ve stüdyoyu Stepanakert'te açtık. Ziyaretçilerin çoğu Stepanakert'ten ama aynı zamanda Artsakh'ın diğer bölgelerinden de geliyorlar. Bu da milli kostümümüzün tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıları olarak kabul edilebilir. Biz esas olarak fotoğraf çekmek için Artsakh kostümü sunuyoruz. Her seferinde daha ilginç hale getirmek için yeni bir kostüm çeşidi ekliyoruz. Ahalkalak'ta daha çok Mundo Parkı olarak bilinen Aşu Civani Parkı'nın restorasyon çalışmaları başladı. Parkın taş çitleri söküldü, alan ağaç ve çallardan temizlendi. İhaleyi 580 bin gel tutarında Care Company adlı şirket kazandı. Toplam maliyetin %82.2'si devlet katkısı, %17.8'i yerel bütçeden oluşmaktadır. Çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilecek. Projeye göre park alanı iyileştirilecek, bir şadırvan yapılacak, merkezde kafe olacak, yeni banklar, çöp kutuları konulacak, iki katlı güzel bir içme suyu çeşmesi olacak, gece aydınlatması yapılacak. Parkta çocuk atraksiyonları, park boyunca bisiklet yolu yapılacak. Parkın toplam alanı 2904 metrekaredir. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum ulusal kostümü genellikle lacivert ya da kırmızı kadife bir ceket ya da elbise ile karakterize edilir. Üzerinde işlemeli uzun, yine kadife, kırmızı bir önlük bulunur. Bu orta sınıfa atıfta bulunur, seçkinler ise doğal olarak daha zengin giysiler giyerdi. Eski Karin Belediye Başkanı'nın karısının kıyafetleri bunun açık bir kanıtı. Uzun kadife ceket, uçtan uca altın tel işleme ile kaplanmış, altındaki elbise de tamamen işlemeli. Desenler arasında ejderha görselleri öne çıkıyor. Örnek 19. yüzyılın sonlarına ait olup Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1895-1978 yılları arasında yaşamış Aşu Havasi'nin Albert Boğusyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Mi An Kamel Ziçeir adlı eseri sunuyoruz. Ah Mi An Kamel Ziçeir Ziru His Kezbana Seyi Noriz Aç Kunkat Govei Ziru Nanamana Seyi Zahkadalar Sarin Aman Zotin Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.